Anemi düşünülen bir hastada istenilecek ilk 3 tetkik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet eğer bir kimsede anemi düşünüyorsak mutlaka hemogram, periferik yayma ve retikülosit sayısını istemeliyiz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Eğer anemi düşünüyorsak hemogram istediğimizde gerçekten aneminin olup olmadığını anlayabiliriz. Eğer hemoglobin düşük geliyorsa evet vakada anemi vardır. Yine hemogramla MCV'ye bakarak bu aneminin tipini anlayabiliriz. Mikrositer bir anemi mi? normostermi veya makrostermi bu konuda da bilgi sahibi olabiliriz. Yine periferik yayma yaparak hemogram bilgilerini doğrulayabilir ve aneminin boyanma paternini örneğin normokrom mu boyanıyor, hipokrom mu boyanıyor bunu anlayabiliriz ve anemiye eşlik eden başka ek bir patoloji var mı bunu öngörebiliriz. Örneğin şistosit varsa TTP düşünebiliriz. Oraklaşmış eritrositler varsa orak hücre anemisi düşünebiliriz. Eğer eritrositler sifer yani küre şeklinde ise herediter sferostoz düşünebiliriz. Yani periferik yayma hem hemogram bilgilerini doğrulamaya yarar hem de olası etiyolojiler hakkında fikir verir. Son olarak retikülosit sayısı bakarak da var olan anemi acaba yapım eksikliğine mi bağlı yoksa yıkım fazlalığına mı bağlı bunu anlarız. Eğer yapım eksikliğine bağlıysa bu iki şekilde olabilir. Ya kemik iliği çalışmıyordur ya da kan yapımında kullanılacak demir B12 veya folat eksiktir. Böyle bir durumda retikulosit düşük gelecektir. O zaman retikulostopeni sebeplerine hatırlayalım. Bak kemik iliği çalışmaz. Örneğin aplastik anemi vardır. Veya kemik iliğine malin bir infiltrasyon söz konusudur. Veya kan yapımında kullanılacak malzemeler eksiktir. B12 demir veya folat işte aplastik anemi, kemik ili infiltrasyonu, demir eksikliği, B12 eksikliği veya folat eksikliği anemisinde retikulostopeni olur. Devam. Eğer anemi yıkım fazlalığına bağlıysa böyle bir durumda da akla hemolitik anemi gelmelidir. Hemolitik anemilerde kemik ili sağlam olduğu için ve yapım malzemeleri olan demir, B12 ve folat olduğu için retikulosit üretilir. O yüzden hemolitik anemilerde retikulostoz vardır. Bu yüzden eğer bir anemide retikulostoz varsa akla ilk gelmesi gereken hemolitik anemidir 5 yıldız. Az önce ne dedim? Demir B12 ve folat eksikliğinde retikulostopeni olur. Eğer eksik olan maddeyi yerine koyarsam yani demir eksikliği anemisi de demiri, B12 vitamin eksikliğinde B12, folat eksikliğinde ise folatı yerine koyarsam retikulosit üretilmeye başlanır. O yüzden demir eksikliği B12 ve folat eksikliği anemisi retikulosit topeni yaparken bu anemilerin tedavisi ise retikülositoz yapar. 5 yıldız toparlayalım. Hemolitik anemi, demir, B12 ve folat eksikliği anemisi tedavisi retikulostoz yaparken aplastik anemi, kemik iliği enflamasyonu, demir, B12 ve folat eksikliği anemisi ise retikülostopeni yapar. İşte gördüğünüz gibi retikulosit sayısı birçok aneminin ayrıcı tanısında bizim için önemli bir yol göstericidir. O yüzden bu soruda doğru cevabımız C seçeneğidir. 24 yaşında bir kadın hasta halsizlik şikayetiyle başvuruyor. Yapılan fizik muayenesi sikleralarda sodukluk dışında bir bulgu izlenmiyor. Bakılan laboratuvar incelemesinde ise hemoglobin 8.7, lökosit 5800, trombosit 657 bin, MCV 69 izleniyor. Yapılan periferik yayma ise şekildeki gibidir. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bak. Hastada hemoglobin 8.7 yani bir anemi var ve yine hemogramda MCV 69 yani 80'in altında yani ne var mikrositer bir anemi var. 24 yaşında bir kadın hasta mikrositer anemiyle geliyorsa bunun en olası sebebi en sık sebebi demir eksikliği anemisidir. 5 yıldız. Demir eksikliği anemisi olduğunu doğrulayan bir diğer şey bak trombosit yüksek gelmiş. Normal trombosit sayısı ne kadardır? 150 bin 400 bin kadardır. İşte demir eksikliği anemisi önemli bir reaktif trombositoz sebebidir. Ve bak vakada 657 bin gelmiş. Unutmayın arkadaşlar demir eksikliği anemisinde reaktif trombositoz görülür ve trombosit sayısı 900 bin 1 milyona kadar çıkabilir. Tamam mı? O yüzden mutlaka demir eksikliği anemisinin reaktif trombositoz yaptığını bilin ve bunu sakın unutmayın. Anlaştık mı? Periferik yağmaya baktığımız zaman da ne görüyoruz? Eritrositlerin ortasındaki solukluk 1 bölü 3'ten fazla yani hipokrom bir anemi var ve bu vaka hipokrom mikrositer demir eksikliği anemisidir. Vaka aplastik anemi olamaz. Neden? Çünkü aplastik anemi de makrositer bir anemi vardır ve MCV 100'ün üzerinde gelir. Ayrıca aplastik anemi de pansitopeni olur. Bak bu hastada lökosit normal trombosit artmış. O yüzden bu vaka aplastik anemi olamaz. Doğru cevap sıcak tip otoyumin hemolitik anemi de olamaz. Neden? Çünkü otoyumin hemolitik anemiler daha genel itibariyle hemolitik anemiler makrositer anemilerdir. O yüzden mikrositer bir anemi beklenmez. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği olamaz. Yine folat ve B12 vitamin eksikliği ise makrositer megaloblastik anemi yapar. Megaloblastik anemi olur. Yani MCV100'ün üzerindedir. Bu yüzden vakada 69 verildiği için doğru cevap D ve E seçeneği de olamaz. Ve en olası tanımız demir eksikliği anemisidir. Demir tedavisine yanıtsızlık durumunda aşağıdakilerden hangisini düşünmek doğru olmaz. A seçeneği ülseratif kolit. Evet doğru. Ülseratif kolitte mukoza, bağırsak mukozası son derece fragildir. O yüzden kanamaya meyillidir. Son derece fragil ve kanamaya meyilli bağırsak mukozasından küçük küçük minör minör kanamalar olur. O yüzden ülseratif kolitte en sık görülen laboratuvar bulgusu demir eksikliği anemisidir. Sen bu hastaya demir preparatı versen bile bak kanama devam edeceği için demir tedavisine yanıtsızlık gelişir. Aynı olay kron hastalığı için de geçerlidir. Kron en sık nereyi tutar? Terminal ileumu tutar. Ama eğer Kron duodenumu tutarsa demir eminimli bozar. O yüzden sen kişiye demir tedavisi versen bile kronda eminim bozulduğu için demir tedavisine yanıtsızlık gelişir. Devam. Gastrik antral vasküler ektaziye bağlı minör kanama. Evet bu da inatçı demir eksikliği anemisi sebebidir. Bakın gastrik antral vasküler ektazide midede Liner vasküler genişlemeler vardır. O yüzden endoskopide karpuz gibi görünür ve bu yüzden buna karpuz gibi midede denir. İşte bu liner vasküler dilatasyonlardan kanamalar olur. Sen kişiye demir tedavisi versen bile bu vasküler dilatasyonlardan kanama devam edeceği için demir tedavisine yanıtsızlık oluşur. Kronik hastalık anemisi evet. Kronik hastalık anemisindeki esas olay nedir? Birazdan konuşacağız. Demirin kana salınamamasıdır. Bu yüzden olay Demir eksikliği değil, demirin makrofajlar içinde hapsolmasıdır kronik hastalık anemisindeki olay. Bu yüzden sen bu kişiye demir versen bile senin verdiğin demir makrofajda hapsedilecek, kana verilemeyecek. O yüzden demir tedavisine yanıtsızlık olacak. Yani kronik hastalık anemisinde de demir tedavisine yanıtsızlık vardır. Peki bu soruda doğru cevap divertikül kanaması olabilir mi? Olamaz. Divertikül kanaması nasıldır? Ani, akut başlayan bir kanamadır ani akut masif alt giz kanamasının sebebi divertikül kanamasıdır. Yani divertikül kanamasında kanama ani ve masif olduğu için akut bir kanama olduğu için diğer dört durum gibi kronik kanama değildir. O yüzden demir tedavisine yanıtsızlık olmaz. Kişinin divertikül kanaması vardır. Endoskopla tedavi edersin. Eğer eşlik eden demir eksikliği anemisi varsa senin verdiğin demir kusursuz şekilde emilir ve yerine koymuş olursun. Eğer ne zaman bu kişi tekrardan divertikül kanaması gelişirse ancak o zaman demir kaybedebilir. Onun dışında divertikül kanaması aşikar bir kanama olduğu için akut bir alt giz kanaması olduğu için demir tedavisine yanıtsızlık yapmaz tamam mı? Kronik böbrek yetmezliği sebebiyle rutin diyalize giren 56 yaşındaki erkek hastada bakılan laboratuvarda serum demiri ve demir bağlama kapasitesi düşük feritin yüksek izleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda bize anlatılmak istenen kronik hastalık anemisidir. Neden? Hadi gel beraber görelim. Bak Burası enterosit hücresi olsun. Burası da kan damarı olsun. Normalde biz yemeklerle beraber artı 3 değerlikli demiri alırız. Besinle beraber alınan demir genellikle artı 3 değerliklidir. Artı 3 değerlikli demir artı 2 haline döner. Ve divalan metal transport bir ile enterositin içerisine alınır. Şu an bu enterositin içerisinde ne var? Artı iki değerlikli demir var. Artı 2 değerlikli enterosit hücresi içerisindeki demir için iki alternatif vardır. Ya ferritin olarak depolanır veya ferroportin kanalını geçerek kana verilir. Kanda ise transferine bağlı olarak dolaşır. İki tane alternatif var. Kronik hastalık anemisindeki olay şudur. Kronik hastalık anemisinde hepsidin artar. Artan hepsidin gelir. Ferroportin kanalının ağzını kapatır demir enterosit hücresinden kana verilemez. E demir için iki tane alternatif vardı. Ya kana verilebilirdi ya da feritin şeklinde depolanabilirdi. İşte ferroportin kanalının ağzını hepsinin kapattığı için demir için tek alternatif kalır. O da feritin şeklinde depolanmak. İşte buna kronik hastalık anemisi denir. Kronik hastalık anemisinde ne vardır? Feritin şeklinde demir depolanabildiği için demir yüksektir. Ama bu demir kana verilemediği için kandaki demir yani serum demir düzeyi ise düşüktür. İşte buna biz kronik hastalık anemisi diyoruz. Demir eksikliği anemisinde hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem serum demiri düşüktür hem de feritin düşüktür. Oysa kronik hastalık anemisinde feritin yüksek serum demiri ise düşüktür. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. 51 yaşında erkek hasta halsizlik ve yorgunluk yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden 15 yıldır kronik alkol alımı ve immünsüpresan süpresan ilaç kullandığı için 8 aydan beridir profraktik izoniyazit kullandığı öğreniliyor. Laboratuvar incelemesinde ise hemoglobin 7.7 anemisi var. Lökosit 5800 normal. Trombosit 328 bin bu da normal. Ve ortalama eritrosit hacmi ise 75 geliyor. Ha MCV'nin normali 80 ila 100 arasıdır. MCV 75 vermiş yani düşük. O zaman bu hastada ne var? mikrositer bir anemi var. Devam. Yapılan periferik yayma ise şekildeki gibi izleniyor. Bu hastada en olası tanı ve en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisi de verilmiştir? Bakın burada da bize sorulmak istenen sideroblastik anemidir. Nedir sideroblastik anemi? Sideroblastik anemi şudur. Bak normalde demir artı protoporfirin eşittir hem. Hem globulinle birleşince hemoglobin olur. İşte eğer protoporfirin sentezinin herhangi bir aşamasında sorun olursa buna bağlı olarak hem sentezi olmaz hem sentezi olmadığı için hemoglobin üretilemez ve bu yüzden hemoglobin düşük gelir yani anemi olur. İşte protoporfirin yani hem sentez defekti sonucu gelişen anemiye sideroblastik anemi diyoruz. Devam. Şimdi sideroblastik anemideki temel sorun ne? Protoporfirin sentezinin herhangi bir aşamasındaki bozukluk. Peki böyle bir durumda protoporfirin üretilemezse serbest demir miktarı ne olur? Artar. İşte bu artan serbest demir gelir eritrositlerin etrafında birikir. Buna ring sideroblast denir. Aynı şekilde serbest demir eğer eritrositin içerisine girerse buna da Papenheimer cisimciği adını veriyoruz. İşte ilk görselde ring sideroblastı görmektesiniz. İkinci görselde ise Papenheimer cismini görmektesiniz. Bunlar sideroblastik anemi'nin periferik yayma bulgularıdır. Tekrar söylüyorum. Bak hem sentezi olmadı sideroblastik anemide. Neden olmadı? Çünkü protoporfirin üretiminde bir defekt var. O yüzden serbest demir miktarı haliyle artar. Artan serbest demir eritrosit etrafında birikirse ring sideroblast eritrositin içerisine girerse buna da Papenheimer cisimci adı verilir. Bu yüzden vakada en olası tanı sideroblastik anemidir. Peki Tedavide ne vermemiz lazım? Bu vaka bazında tedavide verilmesi gereken piridoksindir. Neden? Çünkü bu hastada sideroblastik anemiye yol açan şey kişinin alkol ve izoniazid kullanımıdır. Hem alkol hem de izoniazid piridoksin yani B6 vitaminini tüketir. Peki B6 vitamininin olayla ne ilgisi var? Protoporfirin üretiminde sorumlu olan ALA sentaz enziminin kofaktörü B6 vitaminidir. O yüzden B6 vitamini eksik olursa ALA sentaz çalışmaz, protoporfirin üretilemez. Yani sideroblastik anemi olur. Alkol ve izoniazid piridoksini yani B6 vitaminini tükettiği için bu hastada B6 vitamini tükendiği için sideroblastik anemi gelişmiştir. O yüzden eksik olanı yerine koymamız yani piridoksin vermemiz gerekir. Doğru cevap e seçeneğidir. 56 yaşında bir kadın hasta uzun süredir devam eden halsizlik, stomatit, ataksi ve oryantasyon bozukluğu yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin düzeyi 6, bak anemisi var, lökosit 1800, lökosit de düşük, trombosit 80 bin, trombosit de düşmüş ve ortalama eritrosit hacmi ise 140, retikulosit %1 izleniyor. Normal retikulosit %2 ile 5 arasındadır. O yüzden bu vakada %1 dediği için retikülosit de azalmış. Bu hastanın ayrıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmaz? Şimdi vakada ne var? Bak vakada pansitopeni var. Artı makrositer bir anemi var. Artı retikülositte de azalmış. Yani retikülositopeni var. Hadi gel beraber bakalım. Serum laktat dehidrogenaz düzeyi yol gösterici olur mu? Evet olur. Neden? Çünkü bu vakada B12 eksikliği olabilir. B12 vitamin eksikliğinde ne olur? B12 olmadığı için hücrelerin yani kan hücrelerinin DNA'sı doğru düzgün sentez edilemez. O yüzden perifere DNA'sı hatalı hücreler çıkar. Periferik kanda DNA'sı hatalı B12 olmadığı için DNA'sı hatalı hücreler yıkılır. Bu eritrositler yıkıldığı için de içinden LDH açığa çıkar. O yüzden serum LDH düzeyi yüksek gelir. Yani bize yol gösterir. Retikülosit sayımı evet doğru. Bak retikülosit sayısı %1 demiş. Bu da bizim için önemlidir. Çünkü neden? Retikülosit sayısı %1 ise yani retikülostopeni varsa bu kemik ili yetmezliğine bağlı da olabilir. Örnek aplastik anemi. Örnek kemik ili infiltrasyonu veya yapımda kullanılacak malzeme eksiktir. Örnek demir örnek B12 örnek folat eksikliği. O yüzden retikülosit sayımı da bizim için önemlidir. Peki idrarda ürobilinojen düzeyi işe yarar mı? Evet, yarar. Neden? Çünkü hemolitik anemilerde idrar ürobilinojeni artar. O yüzden eğer idrar ürobilinojeni çok artmış ise bu hemolitik anemi düşündürür. O yüzden bu da bizim için önemlidir. Serum folik asit ve B12 vitamin düzeyi doğru. Bak bize makrositer bir anemi vermiş. Makrositer bir aneminin ayrıcı tanısında da folat ve B12 yer alır. O yüzden bunların düzeyine bakmak da önemlidir. Ve ayrıca tanıda yol gösterir. Serum feritin düzeyi bir işe yarar mı? Yaramaz arkadaşlar. Neden? Çünkü bak vakada MCV 140 demiş. Yani makrositer bir anemi var. Peki biz feritin'i ne için isteriz? Demir eksikliği anemisi için isteriz. E biz bu hastada demir eksikliği anemisi düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Çünkü demir eksikliği anemisinde mikrositer bir anemi vardır. O zaman demir eksikliği anemisi makrositer bir aneminin ayrıcı tanısına girmediği için ferritini asla isteyemeyiz. Bak idrar ürobinojeni ve retikülosit sayımını niçin istedik? Çünkü hemolitik bir olay makrositer bir aneminin ayrıcı tanısına girer. Ancak tekrar söylüyorum serum feritin düzeyi demir eksikliği anemisi de düşük beklenir ve demir eksikliği anemisi bir mikrositer anemi olduğu için makrositer anemi ayrıcı tanısına yer almaz. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Peki bu hastada en olası tanıyı bize sorsaydı, bakın bu hastada en olası tanı B12 vitamin eksikliğidir. Neden? Çünkü eğer bir insanda MCV 120'nin üzerine çıktıysa %100 ihtimalle bu B12 vitamin eksikliğine bağlıdır. 5 yıldız. Bunu sakın unutmayın. Gerçek pratik hekimlik hayatınızda da bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Bu da bir textbook bilgisidir. Hani öyle güncel pratik hekimlik hayatımızdan öğrendiğimiz bir şey değil. Net bir textbook bilgisidir. Hiçbir makrositer anemi MCV 120'nin üzerine çıkartamaz. B12 vitamin eksikliği hariç. 21 yaşında erkek hasta bir aydan beridir var olan halsizlik efor disnesi ve yeni başlayan peteşiler burun kanaması şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenede lenfadenopati ve organomegali izlenmiyor. Bakılan periferik yayması normokrom makrositer anemi ile uyumlu izleniyor. Laboratuvarında hemoglobin 6.4, trombosit 38.000, Lökosit 1500 ve retikülosit %0.2 olarak bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bak vakada ne var? Vakada pansitopeni var. Artı retikülosit sayısı ise düşük gelmiş. Neden? Çünkü bak Hemoglobin 6.4 düşük. Trombosit 38.000 yani trombostopenisi var. Lökosit 1500 lökopenisi var. Ve normalde yüzde %2 ile 5 arasındadır. Vakada 0.2 demiş. Yani retikülostopeni var. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Heyrisel lösemi bu soruda doğru cevap olamaz. Neden? Çünkü heyrisel lösemi de panstopeni vardır. Ancak heyrisel lösemi yani saçlı hücreli lösemi de masif splenomegali görülür. Vakada organomegali izlenmiyor dediği için doğru cevap saçlı hücreli lösemi veya diğer adıyla heilsa lösemi olamaz. Doğru cevap aplastik anemi olabilir mi? Evet, olabilir. Aplastik anemide lenfadenopati yoktur. Hepatomegali, splenomegali yani organomegali beklenmez. Artı panstopeni vardır ve retikülosit sayısı düşüktür. O yüzden bu vakada en olası tanımız aplastik anemidir. Peki bu soruda doğru cevap kronik miyolositer olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü kronik miyolositer de lenfadenopatiler artı masif splenomegali olur. Bu vakada lenfadenopati ve organomegali olmadığını söylediği için doğru cevap C seçeneği de olamaz. Bunun dışında hasta yaşı itibariyle de yine KML ile uyumlu değildir. KML daha çok 40-50 yaşından sonra sonra görülür. 21 yaşındaki bir kimse de eğer lösemi görüşüyorsa muhtemelen bunun en olası sebebi AML olur. O yüzden bu hasta yaşı itibariyle de klinik itibariyle de KML ile uyumlu değildir. Primer mielofibrozis de olamaz. Primer mielofibrozis de, de masif splenomegali vardır. O yüzden doğru cevap D seçeneği olamaz. Paroksisman nokturnal hemoglobinürü. Paroksisman nokturnal hemoglobinürü de intravasküler hemoliz, panstopeni artı tromboz triyadı vardır. Bu vakada pansitopeni var ama intravasküler hemoliz veya tromboz bulgusu yok. O yüzden doğru cevap E seçeneği de olamaz. Zaten PNH'ın da mielofibrozis'in de KML'nin de sorusunu çözeceğiz. Ama burada seçenekleri irdelemek adına aslında konuşmuş olduk. Orada da aynı ifadeleri biraz daha geniş haliyle ele almış olacağız. Tekrardan söylüyorum. Bak PNH'da intravasküler hemoliz vardır pansitopeni vardır ve tromboz vardır. Evet, vakada pansitopeni var ama hemoliz ve tromboz bulgusu olmadığı için doğru cevap E seçeneği de olamaz. Doğru cevabımız Aplastik anemidir. 45 yaşında bir erkek burun kanaması şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenesinde peteşi, purpura ve ekimoz izlenen hastaya bakılan laboratuvarda hemoglobin 8.9, lökosit 1800, trombosit 67.000 ve traube alanı ise kapalı izleniyor. Aşağıdaki hastalıklardan hangileri bu hastanın ayrıcı tanısı içerisine yer almaz. Öncelikle vakada ne var ona bakalım. Bak hemoglobin düşük, lökosit düşük, trombosit düşük yani pansitopeni var artı traube alanı kapalı. Bu ne demektir? Bu da splenomegali demektir. O zaman aşağıdaki hastalıklardan hangisi splenomegali ve panstopeni yapmaz? Bu soruya cevap arayacağız. Hadi gel başlayalım. B12 vitamin eksikliği panstopeni yapar ancak splenomegali beklenmez. O yüzden bu kişinin ayrıcı tanıları içerisinde yer almaz. Aplastik anemide de panstopeni olur ama splenomegali, lenfadenopati yani organomegali yoktur. O yüzden bu da ayrıcı tanılar içerisinde yer almaz. Akut lenfoblastik lösemi veya akut myeloblastik lösemi gibi akut lösemilerde hem panstopeni vardır hem de lenfadenopati ve splenomegali gibi organomegali izlenebilir. O yüzden 3. ve 6. öncüler ayrıcı tanılar içerisinde yer alır. Heilsel de panstopeni artı masif splenomegali vardır. Evet bak bu da hastanın ayrıcı tanısı içerisinde yer alır. Kronik karaciğer hastalığı doğru. Kronik karaciğer hastalığında da panstopeni artı eğer portal hipertansiyon geliştiyse buna bağlı olarak da splenomegali vardır. Yani kronik karaciğer hastalığında da panstopeni artı splenomegali görülebilir. Hangi ikisi yer almaz? Cevap 1 ve 2. Her ikisinde de splenomegali beklenmez. 5 yıldız. Seçeneklerin hepsi panstopeni yapabilir ama splenomegali yapmadığı için B12 ve aplastik anemi bu hastada ayrıca tanılar içerisinde yer almaz. 21 yaşında erkek hasta halsizlik ve skleralarda ikter olması üzerine başvuruyor. Yapılan fizik muayenede dalağın inguinal bölgeye kadar palpe edildiği izleniyor. Yani masif bir splenomegali var. Devam. Laboratuvarda hemoglobin 9, MCHC %41, retikülosit %4 indirekt bilirubin 6 izleniyor ve bakılan direkt kums testi ise negatif geliyor. Ultrasonda ise şekildeki gibi multiple safra kesesinde taşlar izleniyor. Bu hastada tanı için aşağıdaki tetkiklerden hangisi öncelikle istenmelidir? Bakın bu vakada bize anlatılmak istenen Herediter sferostozdur. Neden? Öncelikle bir hemolitik anemi var. Onu görmeye çalışalım. Bak hastada hemoglobin 9 gelmiş. Yani anemisi var ve retikülosit artmış. Ha o zaman retikülositozun olduğu bir anemide akla ilk ne gelmelidir? Hemolitik anemi gelmelidir. Bunu doğrulayan ifadelerden bir tanesi de yani hemolizin olduğunu gösteren bir diğer ifade de indirekt bilirbinin altı geliyor olmasıdır. Devam. Bu hastada MCHC %41 gelmiş. MCHC ne demektir? Min Korpusküler Hemoglobin konsantrasyonu. Min anlamına gelmek demek. C Korpuskül demek. H Hemoglobin C konsantrasyon. Yani aslında bize bir eritrositin bir Korpuskülün içerisindeki Hemoglobin konsantrasyonundan bahsediyor. Bu normalde %31 ile %36 arasındadır. Eğer bir vaka sorusunda MCHC artmış deniliyorsa bize sorulmak istenen herediter siferostozdur. Herediter siferostoz vasküler hemolitik anemi sebebidir. Vakada hemolitik anemi var. MCHC artmış. Bu yüzden herediter siferostoz en olası tanıdır. Ayrıca herediter sferostozda da ne olur? Masif splenomegali görülebilir. Çünkü ekstravasküler hemoliz nedenidir. Aynı zamanda ekstravasküler hemolize bağlı hemoliz olduğu için de safra kesesinde multiple pigment taşlarını görmek olasıdır. Peki bu MCHC'nin artmasının herediter sferostozla ne alakası var? Hocam ben bunu nasıl bilmeliyim? Ya da MCHC'si yüksek her sorunun cevabı neden herediter sferostoz geliyor? Gel beraber bakalım. Bak az önce ne dedim? Bir korpüskülün içerisindeki hemoglobinin konsantrasyonuna yani hemoglobinin kapladığı alana ben MCHC diyorum. Ve normalde %31 ile 36 arasındadır. Herediter siferostozdaki esas olay bu korpuskülün yani bu eritrositin sifer haline gelmesidir. Peki bu eritrosit sifer haline geldiğinde İçindeki hemoglobinin miktarı değişir mi? Değişmez. Hemoglobin aynı hemoglobin. Sadece kor şekli değişti. Sifer haline geldi. Sifer haline geldiğinde hacmi bir öncekine göre daha küçük olur. Yani herediter siferostozla eritrositin hacmi daralır. E o zaman aynı hemoglobin daha dar bir yerde daha büyük bir yüzdeye sahip olmaz mı? Tabii ki olur. İşte MCHC'nin herediter siferostozda artmasının sebebi de budur. Bak bu da olayın patofizyolojisi tamam. Peki bu hastada herediter siferostoz düşündük. Bu aşamadan sonra bizim ne istememiz lazım? Ozmotik fragilite testini yapmamız gerekir. O yüzden herediter siferostozda tanı için yapılması gereken ozmotik fragilite testidir. Bu soruda eğer bize şunu sorsaydı herediter siferostoz düşünülen bu hastada tarama testi aşağıdakilerden hangisidir? Eozin 5 imit testi herediter sıfır tarama testidir. 5 yıldız tanı koymak için ise yapılması gereken ozmotik fragilite testidir. Hemoglobin elektroforezini orak hücre anemisi düşündüğümüz zaman serum haptoglobinin düzeyini ise intravasküler hemoliz düşündüğümüz zaman isteyebiliriz. Vakamız herediter sferostozdur ve sferostozda istenmesi gereken tanı testi ozmotik fragilite Test edilir. 25 yaşında erkek hasta acil servise ateş, öksürük ve balgam şikayetiyle başvuruyor. Laboratuvar incelemede hemoglobin 9, retikülosit %5, MCV 103 izleniyor. Ha, nasıl bir anemisi var? Makrositer bir anemi var. Retikülosit de %5. O zaman ne diyeceğim? Bu hastada hemolitik anemi var. Hemolitik anemiye bağlı makrositoz gelişmiş. Devam öyküsünden son bir yılda 3 kez pnömoni geçirdiği öğreniliyor. Yapılan batın ultrasonunda ise dalağın normal boyutlarının altında olduğu izleniyor. Bu hastada anemi etiyolojisine yönelik aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır? Bakın burada da bize orak hücre anemisi tarif ediliyor. Orak hücre anemisi ekstra vasküler hemoliz yapar. O yüzden hemoliz olur. Yani hemoglobin düşer. Hemolitik anemi olduğu için retikülosit artar. Devam orak hücre anemisinde oraklaşan eritrositler dalağı tıkar zaman içerisinde otosplenektomi olur ve yetişkin yaş grubunda dalak normal boyutlarının altında izlenir 5 yıldız. Bunun dışında orak hücre anemisinde otosplenektomi olduğu için kapsüllü bakteriyel enfeksiyon riski örnek pneumokok, meningokok, hemofilis influenza bunların görülme enfeksiyon yapma riskleri artar. Bak vakada da son bir yılda 3 kez pnömoni geçirdiğinden bahsetmiş. Muhtemelen bu streptokok pneumonistir. O yüzden bu vaka bütün kliniğiyle tepeden tırnağa orak hücre anemisidir. Ve orak hücre anemisi düşünülen hastada bu aşamadan sonra tanıya yönelik istenmesi gereken Hemoglobin elektroforezidir. Geldik 28. soruya. 11 yaşında orak hücre anemisi olduğu bilinen bir kız çocuğu acil servise karın sol alt kadranında son 1 saatte giderek artan karın ağrısı şikayetiyle getiriliyor. Bakılan hemogramı pansitopeni ile uyumlu olan hastanın retikülositide %12 bulunuyor ve yapılan BT'de dalak şekildeki gibi izleniyor. Bakın, masif bir splenomegali söz konusudur. Bunu çok net bir şekilde görelim arkadaşlar. Bu hastada orak hücre anemisinin hangi komplikasyonu gelişmiştir? Orak hücre anemisinde retikülositoz artı splenomegali varsa gelişen splenik sekestrasyon krizidir. 5 yıldız. Bakın normalde orak hücre anemisinde oraklaşmış eritrositler gelir Dalağa giden damarları tıkar. O yüzden zamanla 30 olur. Dalak boyutları normalin altına iner. Bir önceki soruda gördük. Ama çocuk yaş grubunda hayatta bir defaya mahsus olmak üzere siplenik sekestrasyon krizi geliştiğinde masif bir siplenomegali olur. Masif bir hemoliz olur. Bak retikülosit %12'lere kadar çıkmış. Ve retikülositoz olur. İşte buna siplenik sekestrasyon krizi adını veriyoruz. Eğer orak hücre anemisinde pansitopeni artı retikulostopeni varsa akla gelmesi gereken aplastik krizdir. Eğer pansitopeni artı retikulostoz varsa akla gelmesi gereken splenik sekestrasyon krizidir. Beş yıldız. Bu soruda doğru cevap ağrılı kriz olamaz. Neden? Çünkü ağrılı krizlerde el ayaklarda ciddi ağrı söz konusudur. Burada el ve ayaklarda ciddi bir ağrıdan bahsetmediği için cevap ağrılı kriz olamaz. Ayrıca ağrılı kriz gelişen vakalarda yapılması gereken yoğun hidrasyon başlamaktır. Ağrılı krizlerde eritrosit süspansiyonu verme endikasyonumuz yoktur. Peki bu soruda doğru cevap megaloblastik kriz olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü megaloblastik kriz hemolize bağlı folat tükenmesi sonucu gelişir. O yüzden megaloblastik kriz gelişen vakalarda MCV artmış artı panstopeni vardır. Bak bu vakada panstopeni var ama MCV değerinden bahsedilmemiş. O yüzden cevap megaloblastik kriz olamaz. Ayrıca megaloblastik krizde masif splenomegali görülmez. Bu soruda doğru cevap aplastik kriz de olamaz. Aplastik kriz genellikle orak hücre anemisinde parvo virüs enfeksiyonuna bağlı gelişen pansitopeni artı retikulostopeni halidir. Orak hücre anemisinde parvo virüs eğer aplastik krize yol açarsa hem periferdeki kanı yıkar, pansitopeni yapar hem de kemik iliğine saldırır retikulostopeni yapar yani kemik iliğinde hiposelülerite yol açar vakada retikulosit %12 verildiği için retikulositopeni görülen aplastik kriz doğru cevap olamaz. Bu vakada doğru cevap hemolitik kriz de olamaz çünkü hemolitik krizin en sık tetikleyicisi enfeksiyonlardır. Enfeksiyöz bir süreç bahsedilmediği için cevap hemolitik krizde olamaz. Tekrardan söylüyorum. Vakada anlatılmak istenen siplenik sekestrasyon krizidir. Siplenik sekestrasyon krizinde dalakta ani bir yıkım olur. Bu yıkıma bağlı olarak dalak masif olarak büyür ve yıkımdan dolayı panstopeni vardır. Panstopeni olunca da kemik iliği çok çalışır. Çok çalışan çok retikulosit üretir. O yüzden panstopeni retikulositos artı masif siplemegali eşittir siplenik sekestrasyon krizi 32 yaşında erkek hasta 2 haftadan beridir ortaya çıkan halsizlik, solukluk, gözlerde sararma ve çarpıntı yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 7, lökosit 5800, trombosit 200000, ortalama eritrosit hacmi yani MCV 112, retikülosit %12, laktat dehidrojenaz 460, total bilirubin 4.2, direkt bilirubin ise 0.5 geliyor. Hesaplayalım. indirek bilirubin kaçtır? 3.7. İdrar hemoglobin ve hemosiderin pozitif izleniyor. Bu hastada en olası tanı ve en uygun tetkik aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu hastada ne var? Bir hemolitik anemi var. Bunu nereden anladım? Hemoglobin 7 ve retikülosit %12, MCV de 112. Burada bir makrositer anemi var. Retikülosit arttığı için de ilk başta düşünmem gereken hemolitik anemidir. Ayrıca hemolitik anemi olduğunu destekleyen LDH yüksek. indirekt hakimiyetinde hiperbilirubinemi var. Devam. İdrarda hemoglobin ve hemosiderin pozitif geliyor. İşte bütün bunlar benim için hemolitik anemi demektir. Peki gel seçeneklere bakalım. Bu hastada olası cevap otoyumun hemolitik anemi olabilir mi? Evet olabilir ve bunun için direkt kums testi bakılabilir. Bu olası ihtimaller dahilinde. Diğer seçeneklere bakıyorum. Burada cevap megaloblastik anemi olabilir mi? olamaz. Çünkü megaloblastik anemi de yani B12 veya folat eksikliğinde retikülositoz değil, retikulostopeni olur. O yüzden doğru cevap B seçeneği değil. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü PNH'da pansitopeni vardır. Oysa bu hastada izole anemi var. Bak, lökosit sayısı normal trombosit sayısı normal. O yüzden cevap PNH'da olamaz. Zaten olsa bile en uygun tanı testi Adam TS13 düzeyi bakmak değildir. Bu vakada olası cevap Fanconi aplastik anemisi de olamaz. Çünkü Fanconi aplastik anemisi de PNH gibi panstopeni de seyreder. Oysa burada izole bir anemi var. Lökosit ve trombosit sayısı normal. O yüzden cevap Fanconi aplastik anemisi veya aplastik anemi olamaz. Geriye bir tek A seçeneği kaldı. Evet bu bir otoimmün hemolitik anemi olabilir. O yüzden istenmesi gereken direkt kums testidir. Geldim bir diğer soruya. 72 yaşında bir kadın hasta 4 yıldan beridir evre 0 kronik lenfoster lösemi tanısıyla tedavisiz izleniyor. Evet doğru. Evre 0 1 ve 2 KLL'de tedavi etme endikasyonu yok. Hastalar tedavisiz şekilde izlenir. Devam. Hastada ani gelişen halsizlik ve yorgunluk yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Yapılan fizik muayenede sarılık lenfadenopati ve dalağın büyük olduğu saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde ise hemoglobin 8.41 anemisi var. MCV 112 makrositer bir anemisi var. Lökosit 97 bin ve mutlak lenfosit sayısı 87 bin. Evet tamam bunu zaten ben KLL'de bekliyorum. KLL'deki esas olay nedir? Lenfosit hakimiyetinde bir lökositozun olmasıdır. Devam. Trombosit 200.000 ve retikülosit %8 gelişiyor. Bu hastada en olası tanı ve bu tanıyı koyabilmek için yapılması gereken test aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir. Bu vakada olası tanı otoimmün hemolitik anemidir. Kronik lenfoster lösemi sıcak tip otoimmün hemolitik anemiye yol açar. Sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin en sık hematolojik sebebi KLL'dir. 5 yıldız. İşte bu vakada da gelişen KLL zemininde otoimmün hemolitik anemidir. 5 yıldız ve yapılması gereken direkt kums testi bakmaktır. Bak sıcak tip otoimmün hemolitik anemide ne vardır? Ekstra vasküler hemoliz vardır. Hemoliz nerede? ekstra vasküler alanda yani damar dışında. E bu kan hücrelerini damar dışında hemolize uğratacak yer neresi? Dalak. Dağlanda büyük olduğunu söylemiş. Yani bu bir hastalık aktivasyonu. Yani progresif KLL'ye bağlı saptenomegali değil, ekstra vasküler hemolize bağlı saptenomegali'dir. 5 yıldız. Evet soruda doğru cevap pernisyoz anemi hipersiplenizm veya Richter transformasyonu da olamaz. Vaka KLL zemininde sıcak tip otoimmün hemolitik anemidir. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Peki bu hastanın tedavisi için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? A seçeneği glikokortikoid vermek. B seçeneği KLL'yi tedavi etmek. Cevap Glikokortikoid vermek. Eğer KLL zemininde otoimmün hemolitik anemi geliştiyse yapılması gereken kortikosteroiddir. Eğer kortikosteroid tedavisine rağmen dirençli bir otoimmün hemolitik anemi olursa o zaman KLL'yi tedavi etmemiz gerekir. Bunun dışında KLL zemininde gelişen sıcak tip otoimmün hemolitik anemi de tedavi kortikosteroiddir. 5 yıldız.